Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü ve arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, videonun konusu kunut duası. Kunut duası Hanefi mezhebine göre vitir namazının 3. rekatında Fatiha, Zamm-ı Sure okunduktan sonra tekbir getirilip eller bağlandıktan sonra Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdike ve nu'minu bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel hayre kullehu neşkuruk ve la nekfuruk ve nakhla'u netruku men yefcuruk. Birinci kunut böyle okunur. Ondan sonra ikinci kunutta da okunarak veyahut da birinci kunutu yeterli görenler de vardır. İşte bu metinleri okuyarak Müslümanlar Allah Celle Celaluhu ile ahitname imzalamış oluyorlar. Yani her akşam biz Allah Celle Celaluhu'ya ne yapıyoruz? Yatmadan hemen önce yapmış olduğumuz işlere karşılık Allah Celle Celaluhu'ya tekmil veriyoruz. Ve yarın da bu hal üzere devam edeceğimize Allah'a söz vererek uyuyoruz. Peki bunun manası nedir? Allahümme, ey Allah'ım, inna nesta'inuke. Allahümme kelime olarak isim. İnna muhakkak ki biz nesta'inuke, senden yardım dileriz. Medeti senden bekleriz. Hani Fatiha suresinde de var ya, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Buradaki nesta'in, işte buradaki nesta'in. İnna nesta'inuke. Yani biz dara düştüğümüzde, ya Rabbi senden medet bekleriz. Adamın birisi bana anlatıyor, işte sene 98'lerde falan. Diyor ki ben kamyonla Gavur Dağı'nda giderken diyor, arka teker diyor uçuruma bir gitti. Ben dedim ya Gavus dedim. Gavus geldi tekeri tuttu böyle yolun ortasına koydu. İşte o anlatan kişi burada ne demek istiyor? Ben dara düştüğüm zaman Gavus'tan medet bekliyorum demek istiyor ki bu şirktir işte. Ve nestağfiruke, ya Rabbi bizi mağfirete erdirmeni isteriz. Yani senden mağfiret dileriz. Allah Celle Şanuhu gaffurdur. Manası ahirette kulların yapmış olduğu hataları, yani dünyadayken yapmış olduğu hataları ahirette hesaba çeker ve diğer kullarına göstermez, bağışlar. El-Gaffar ismi sıfatı da vardır. Bu da dünyada geçerlidir. Esma-ül Hüsna dersimizi dinlediyseniz bu Gaffar ve Gaffur hakkında biraz daha geniş açıklama yaptım orada ben. Yani nestağfiruke, işte o ismin istif'al nefsi mütekellim me'al gayri sini kullanarak istif'al babının senden bizi bağışlamanı talep ederiz manasını ifade ediyor. Yani gafere.
adamın birisini getirmişler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna, demişler ki peygamberden af dile. Bedevi, yani bedeviler bir yerden de böyle mert sözü özü bir içi dışı böyle insanlar. Adam da demiş ki bedevi, ben niye peygamberden af dileyeceğim ki demiş. Af dilenmen merci demiş Allah Celle Celaluhu'dur demiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bırakın onu demiş, o hakkı sahibine verdi diyor diyerekten onu bıraktırmış. Sen şimdi gideceksin bir şeyhin evine, sana diyecekler ki şeyhe tevbe ver, sen diyeceksin ki ettevvab Allah Celle Celaluhu'dur, ben şeyhe niye tevbe vereyim ki, şeyhe desen seni döverler oradan. Evet. Ve nestağfiruke, bağışlanmanı, bizi bağışlamanı talep ederiz ya Rabbi. Burada değişik manada da tefsir edenler var bu kunut duasını. İşte bir de şu şekilde manalandırıyorlar. Ya Rabbi, bize verdiğin güç, kuvvet ile senin yoluna girmemizi, senden yardım talep etmemizi, her işimizi sana havale etmemizi bizlere nasip et manasını da ifade ediyorlar. Ve nestehdik, ya Rabbi bize hidayet ver, senden hidayeti de talep ederiz. Buraya kadar olan kelimeler istifal babından gelen ve Allah Celle Şanuhu'dan bir şeyleri talep etme manasında olan binayı okuyan kardeşlerimiz bilirler. Ve nu'minu bike, ve biz sana iman ederiz. Ve netubu ileyke, ve tevbeyi sana yaparız. Hani biraz önce bir misal verdim ya, işte araya şeyhleri koyup gidip de şeyhlere tövbe vermek. Adam ta buradan kalkıyor gidiyor menzile. Yani sanki Allah Celle Celaluhu ona şah damarından daha yakın, halbuki Allah Celle Şanuhu ayetinde öyle buyuruyor. Kaf suresi 16. ayetinde. Bunlar ta 1200 kilometre yol gidiyorlar. Orada şeyhi aracı yapıyorlar. Oraya gidinceye kadar ölsen ne olacak? Tövbe etmemiş mi olacaksın? Evet, onun için İslam'ı iyi öğrenirseniz size öğretilen yanlış şeyleri İslam olarak kabul etmemiş olursunuz. Bunun için her bir erkek ve kadına farz-ı ayındır. Onu cennete, cehenneme götürecek ilmi tahsil etmesi. Ve netevekkelu aleyke, biz tevekkülü de sana yaparız ya Rabbi. Yani tedbir tevekküle engel değil kardeşlerim. Çiftçiler daha iyi bilir. Çiftçimiz gider ne yapar? Tarlayı sürer, tohumu atar, havalandırır, gübreyi verir, sular. Suladıktan sonra Allah'a havale eder. İşte o elinde gelen tedbirleri alır. Ondan sonra gücünün yetmediği yerde Allah'a tevekkül eder. Ve netevekkelu aleyke, biz sana tevekkül ederiz. İşte Allah Celle Celaluhu da bundan sonra kendisine hakiki manada tevekkül edenlerin nedir? Velisidir. Allah Celle Şanuhu veli manası nedir? Dost, arkadaş demektir. Bir de el vali var. Mümin kullarının işlerini üzerine alıp sevk ve idare eder. İşte biz Allah Celle Şanuhu'ya tevekkül ederiz kul olarak. Allah Celle Celaluhu da bu ismi sıfatlarıyla bizim ona havale etmiş olduğumuz, yani tedbirleri aldıktan sonra tevekkül etmiş olduğumuz Allah Celle Celaluhu da bize gücümüzün yetmediği yerde ne yapıyor? Yardım ediyor. Ve nusni aleykel hayra,
senin bize vermiş olduğun, ulaştırmış olduğun hayırlarla seni yüceltiriz, seni anarız, seni yad ederiz. Kullehu neşkuruk. Bütün şükürleri sana yaparız ya Rabbi. Şükretmek Allah Celle Celaluhu'ya mahsus olmakla birlikte insanın insana teşekkür etmesi de caizdir. İnsanın kendi anne babasına da şükretmesi caizdir. Nitekim Lokman Aleyhisselam kısasında geçiyor. Allah Celle Şanuhu buyuruyor. Bana anne ve babana şükret diye. Evet, videoyu kısa tutacağım. Çünkü YouTube'da paylaşırken sorun yaşıyorum. Canlı yayın yapmak istiyorum. 1000 kişi olmadığı için yapamıyorum. Evet. Vela nekfuruk. Sana nankörlük yapmayız. Senin bize vermiş olduğun hidayet, tevekkül ettiğimiz halde işlerimizi düzen, nizam, intizam içinde sonuçlandırdığın için, bütün hayırları bize bağışladığın için verdiğin nimetlere karşılık sana şükrederiz. Ve la nekfuruk. Ve sana nankörlük de etmeyiz. Buraya kadar hep kendi nefsimiz için olan istediğimiz şeyler. Buradan sonra araya üçüncü insanlar giriyor veya menfaatler giriyor. Ve nahla'u atarız. Kimi? Niye atıyorsun? Yefcülük, fasık facirlere. Tabi arada iki kelimeyi atladım. Oraya geleceğim. Neden öyle? Ve nakla'u atarız. Bir Arap arkadaşa sordum. Nakla'u kelimesinin manası nedir diye. Dedi ki böyle üzerinde pis bir elbise var ya, hani bir ayakkabı ya da seni sıkan bir ayakkabı var. Sen onu çıkarıp atıyorsun ya. İşte nakla'u bu. İşte atarız diyoruz. Allah-u Teala'dan yardım istedik, ona iman ettik, ona tevbe ettik, bizi bağışlamasını istedik, bize hidayet etmesini istedik, onu hayırla yad ettik ve sonra da dedi ki ya Rabbi sana nankörlük etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Nankörlük etmediğimizi göstermek için de sana isyan edenleri atacağız başımızdan. Al aşağı edeceğiz. Peki ondan sonra ne yapacağız? Ve netruku, onları terk edeceğiz. Onlarla birlikte oturmayacağız. Onların konvoyuna girmeyeceğiz. Men yefcuruk, her kim olursa olsun. Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul kafirun. Buradaki men, her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendisi oluyor ya, oradaki menden geliyor kim olursa olsun. Burada da men geliyor. Men yefcürük. İşte bu fısk, fucuru, sana karşı isyanı işleyen her kim olursa olsun biz onu atacağız. Parti lideri mi? Şehrimiz mi? Hocamız mı? Patronumuz mu? İşte biz bunu atacağız diyoruz. Allah'a ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu ile ahit yapıyoruz. Sen bize bu kadar nimetler verdin. Buna karşılık sana nankörlük yapmayız. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ınken hakimiyeti senden alıp kendinde gören nankörleri ne yaparız? Def ederiz başımızdan. Onların propagandasını yapmayız. Onların konvoyuna katılmayız. Onları desteklemeyiz. Bu birinci kunut. İkinci kunut, Allahümme, yine ey Allah'ım, ey Rabbimiz,
İyyâke na'budu. Sana kulluk, kölelik ederiz. Abede ya'budu, ya'budani ya'budune, ta'budu ta'budani ya'budne, ta'budu ta'budani ta'budune, ta'budine ta'budani ta'budne, a'budu na'budu. İşte bu na'budu. Ya Rabbi, biz sana kulluk, kölelik ederiz. İbadetleri senin için yaparız. İyyâke na'budu var ya Fatiha suresinde, ve İyyâke nesta'in. İşte buradaki İyyâke na'budu hakimiyet, kayıtsız, şartsız Allah'ındır. Bu kelimenin altını teşbihte hata olmaz. Kazırsanız altında hakimiyet, kayıtsız, şartsız Allah'ındır. İnil hukmu illa lillah. Nasıl oluyor? İşte kim kimin emir ve yasaklarına göre hareket ederse o ona ibadet etmiş olur. Onun kulu kölesi olmuş olur. İyyâke na'budu demek, ya Rabbi hakimiyete kayıtsız, şartsız sana hasrederim. Ve leke nusalli, ve namazı senin için kılarım. Patron ben işten çıkarmasın diye değil. Veyahut da namaz kılarsam işten çıkarılırım diye namazı terk etmem. Veyahut da patron muhafazakarsa ona şirin gözükmek için namaz kılmam. Ya kul inne salati, de ki benim namazım, işte leke nusalli, senin için ya Rabbi. Ve nescudu, sana secde ederiz. Ve ileyke nes'a nahfidu, senin bize vermiş olduğun hayırlarla birlikte, nimetlerle birlikte tembellik göstermeyiz. İbadetlerimizde gevşeklik göstermeyiz. Nes'a, hızlı, seri hareket etme anlamına geliyor. Ve ca'e min aksel medineti reculu yes'a. İşte o nes'a, burada yes'a, Yasin suresinde şehrin öbür ucunda bir tane muvahhid vardı. Koşarak geldi. Evet, konuyu dağıtmayalım. İşte o yes'a, nes'a aynı şey. Süratli bir şekilde hareket etmek. Yani sana kullukta tembellik etmeyiz manasını ifade ediyor. Nercu rahmetek. Senin rahmetine döneriz. Senin rahmetine yöneliriz. Dönüş senin rahmetinedir. Hani diyorlar ki adamın birisine Allah Celle Celaluhu uzun bir ömür vermiş. Bunun karşılığında adam zamanı gelmiş, ölmüş ve Allah Celle Şan'ın huzuruna çıkmış. Allah-u Teala buna kendinden bir iltifat olarak şans tanımış ve demiş ki seni yaptığın ibadetlere göre mi hesaba çekeyim, yoksa kendi rahmetimden mi hesaba çekeyim? Adam da uzun bir ömür yaşadığı için, hiç ibadetlerini de aksatmadığı için İmam Gazali'de geçiyor. Diyor ki beni yaptığım ibadetlere göre hesaba çek ya Rabbi diyor. Allah Celle Şanı buyuruyor meleklere, vazifeli meleklere, toplayın diyor bunun bütün ibadetlerini. Topluyorlar, tartıyorlar mizan terazide. Sol gözünün sadece bir tanesinin nimetine denk geliyor. Onun için biz Allah'tan, Allah'ın rahmetine sığınarak ona döneriz. Allah bize merhamet etsin, Allah rahmet eylesin diye imanlı ölenlere biz diyoruz ya, işte o rahmet bu rahmet. Yani biz kendi yaptıklarımızla ölürsek biz yandık. Yaptıklarımıza kalırsak. Ve nahşa, korkarız azabek.
senin azabından da korkarız. İnne azabeke, muhakkak ki senin azabın bil kuffari mülhik, kafirlere erişir. Değerli kardeşlerim, kunut duasını biz söylerken biz bunu söylüyoruz. Biz Allah Celle Celaluhu'ya bir söz veriyoruz. Yapacağımız şeyleri söylüyoruz. Kaçınacağımız şeyleri söylüyoruz. Ve ertesi günü Allah'ın verdiği nimetle tekrar hayatımıza devam ediyoruz. Çünkü her uyumak ölümdür. Kimisi uyanır, kimisi ölür. İşte Allah kendi lütfuyla bize bir ömür biçmiş. Biz uyuyup uyandıktan sonra kunut duasında söylediğimiz sözlere sadık kalmamız lazım. Aksi takdirde bizim işimiz çok fena. Biz insanlara verdiğimiz sözlerde nasıl hassasiyet gösteriyorsak, Allah Celle Celaluhu'ya da verdiğimiz sözlerde hassasiyet içinde olmamız lazım. Elbette ki bize daha yakışan bir davranıştır. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin.